Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Engellemek çok olgunlaşmamış bir hareket. Mücbir sebepler hariç. Beraber olduğunuz insanla birlikte çok zaman geçirmiş olmanıza rağmen bu engelleme yüzünden onu tanımadığınızı fark ediyorsunuz. Bir numaralı sebep, kendini senden uzaklaştırmaya çalışıyor. Belki ilişkiniz kaba bir şekilde sona erdi. Birbirinize kötü şeyler söylediniz ve her şey çabucak tırmandı. Dakikalar içinde önemli olanınız düşmanınız haline geldi. Sonuç olarak mevcut sevgilin eski sevgili haline geldi. Bu durumda da en iyi şeyin seni engellemek olduğuna karar verdi. Kendisi için biraz zaman ve alana ihtiyacı vardı. Etrafınızda herhangi bir yerde varlığınızın kanıtını görmek istemez. WhatsApp'tan Snapchat'e kadar her yerden engellenmiş olabilirsiniz. Diğer bir nedeni ise sizi engellemesi, size ulaşmasını engellemek için. Engelledi çünkü sana geri dönmenin kolay olabileceğini biliyor. Tekrar Instagram gönderilerini veya profil resimlerini gördüğünde sana çok kolay ulaşabileceğini, belki de kararından vazgeçebileceğini hissetti. Ayrı yollara gitmenizin üzerinden sadece birkaç gün geçse bile sizi özleyebileceğini düşünüyordu. Tüm bu nostalji sizi aramasına neden olacak. Belki de bir noktada kendini kapınızın eşiğinde bulabilir. Muhtemelen engellemek iyi bir hareket değil. En azından seni engelleyerek profilinde gezinmekten kendini kurtarmıştır. Diğer bir neden, kasten duygularınızı incitmek istiyor. Sizin onu sevdiğinizi bu hareketi de yaparsa sizin acı çekeceğinizi biliyor. İlişkiniz bittiği için üzgün olmanızı istiyor. Elbette aşk tangosu için iki kişi gerekli. Ama kötü kişi olarak seni göstermek, suçu senin üzerine atmak istiyor. Eğer böyle bir düşüncede ise sana ulaşmasına izin vermemelisin. Duygularınızı incitmeyi başardığı memnuniyetini ona vermeyin. Çünkü bir çocuk gibi davranıp saygınızı hak etmediğini göstermiş oluyor bu hareketle. Bu yüzden davranışları için bir bahane arama zahmetine girmemelisiniz. Ortalık yatışınca hayatına girip girmeme konusunu düşünmemelisin bile. Çünkü böyle biri olmadan çok daha iyisiniz. Diğer bir sebep, sana kızgın. Birçok farklı nedenden dolayı sevgiliniz, artık eski sevgiliniz, size kızmış olabilir. Belki uzun bir mesafe ilişkisindeydiniz ve çözülmesi imkansız bir kriz yaşadınız. Sonuç olarak seninle savaşacak enerjisi kalmadığı için seni engelledi. Belki de yapmadığı bir şey için suçladın. Mesela aldatmak gibi. Ya da onu benden daha çok arkadaşlarınla vakit geçiriyorsun diye suçlamış da olabilirsiniz. Veya en son olduğunda size artık dayanamayacağını söyledi. Sizi incitecek bir şeyler söyleyebilirdi. Bunun yerine engellemeyi tercih etti. Ancak ertesi gün veya iki gün içerisinde duyguları yatıştığında birisini engellemenin sorunlarla başa çıkmanın doğru yolu olmadığını anlayıp tekrar size mesaj atabilir. Diğer bir neden ise zaten biriyle çıkıyor ve bunu bilmenizi istemiyor. İlişkiniz yeni bitmiş olabilir. Hayatına da biri girmiş olabilir. Bu nedenle sizi engellemesi gerektiğine inanıyordur. Bu bitmiş bir ilişki olabilir veya sizle birlikteyken beraber olduğu biri olabilir. Bu yüzden de sizin öğrenmenizi istemiyordur. Diğer bir sebep, sizin üzerinizde temassızlık kuralını uyguluyor. Temassızlık kuralını bir yerden duymuş olabilir. Burada çok değişik senaryolar üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Belki de ilişkinizde bir şeyler yıprandı veya görüşmüyordunuz. Sizi tekrar geri kazanmak için yaptığı bir hamle de olabilir. Temassızlık kuralında seni görebileceği yerlerden kaçınmak, gönderilerin haber akışında görünmeyecek. Bunlar da özleme sebep olacağından dolayı temassızlık kuralına uymuyor. Bu sebepten dolayı da sizi engellemiş olabilir. Onu özlemenizi sağlamaya çalışacak. Çünkü bu şekilde davranırsa siz İlişkiyi bitirmek konusunda tereddütlere sahip olacaksınız. İstediği de bu olabilir. Böyle bir durumda kaldığınızda onunla iletişim kurma ve nasıl olduğunu görme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ama ona ilk mesajı atan kişi sen, kontrolü ona vermiş olursun.
Bu yüzden onun tuzağına düşmek istemiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey yaptığı hamleleri görmezden gelmenizdir. Bu durumu da lehinize kullanın, onun peşinden gitmeyeceğinizi de ona gösterin. Diğer bir nedeni de sizden gerçekten ayrılmak istiyor. Belki sık sık ayrılıp barışan çiftlerdendiniz. O zamandan beri sensiz yaşamanın bir yolunu bulmuş olabilir. Eğer durum buysa seni her yerden engelleyebilir. Çünkü seni artık hayatında bir numara olarak görmüyor. Gönderilerini görmenize izin verirse ya da tam tersi olursa bunun onu geriye götüreceğini biliyor. Ama kendine şunu sormalısın. Gerçekten istediğin ona ulaşmak mı? Ona ihtiyacın var mı? Yoksa mutluluğu kendi içinde bulup onun yaptığı gibi devam edebilir misin? Genelde engellemek karşıdaki insana diz çöktürmek için yapılan bir harekettir. Dediğim gibi mücbir sebepler. Kişi çok rahatsız ediyordur, yapışkan bir hal alıyordur. İlişkiyi bitirmek istemesine rağmen o bitirmemekte ısrar ediyordur. Bu yüzden engellenebilir. Ama bunun haricinde olgunlaşmamış bir hareket olduğunu bilmelisiniz. Böyle yapan insanlara verebileceğiniz en güzel cevaplardan biri kendinize odaklanmanız. Hayatınızı onsuz daha iyi yürütebileceğinizi ona göstermektir. Daha iyi yaşamaktan daha iyi bir intikam ne olabilir arkadaşlar? Ara sıra bunu yapanlar engellerini açabiliyorlar. Burada yapabileceğiniz en güzel şey ne biliyor musunuz? Ona göndereceğiniz çok küçük, kısa bir mesaj. Hayatıma şöyle bir uğrayıp gittiğin için teşekkür ederim diyeceksiniz. Bu kadar. Genellikle sorular şu şekilde oluyor. Beni engelledi. Onunla tekrar iletişime nasıl geçmeliyim? Evine ya da iş yerine uğramalı mıyım? Onu farklı bir numaradan aramalı mıyım? Yoksa onu görmezden gelip bana ulaşmasını mı beklemeliyim? Aslında bu soruları cevaplamak pek de kolay değil. Çünkü bir sonraki hamleniz ilk başta neden sizi engellediğine bağlı. Şöyle diyelim, zaten biriyle çıkıyorsa kapısına bir buket çiçekle gitseniz bile sizi geri alma olasılığı oldukça zayıf. Bazen ifade etme fırsatı bulamadığınız tüm o sözler size akıl almaz şeyler yaptırabilir. Onu geride bırakmış gibi davranabilir ve hayatınızın en iyi dönemini geçirdiğinizi gösteren tonlarca fotoğraf paylaşabilirsiniz. Ancak derinlerde bir yerde acı çektiğinizi bilirsiniz. Olmadığınız biri gibi davranmak yerine sevgiliniz sizi her yerden engellemişse yapabileceğiniz şu. Öncelikle sakin ve aklı başında kalın. Ne de olsa sevgilisi tarafından engellenen tek kişi sen değilsin. Unutma ki fazla düşünmek seni hiçbir yere götürmeyecek. Çünkü zihniniz sürekli bir karmaşa içerisinde olacak. Bu da size hiçbir şey kazandırmayacak. Yanlış bir şey yapmamış olabilirsiniz. Böyle bir durumda sürekli kendinizi suçlamaya başlayacaksınız. Pişmanlıkla yaşamak asla hoşlanmayacağınız bir şey. Düşüncelerinizi toplamak için kendinize zaman verin. Üstünlük sizde. Zaten denizde çok balık var. Sana geri dönmese bile bu dünyanın sonu değil. Başınızı dik tutun ve onunla İletişime geçmeyin. Tamam, sesini duymak isteyeceksin. Sözlerinin bir şekilde sizi rahatlatacağını ve gördüğünde birbirinizin kollarına atılacağınızı ve her şeyi unutacağınızı düşünüyorsunuz. Balonu patlatan kişi ben olmak istemem ama durum böyle olmayacak. Hayat bir peri masalı değil arkadaşlar. Onu görmezden gelmek ne kadar zor olursa olsun, seni sevse bile şu anda yapabileceğin tek şey onunla iletişime girmemek. Çünkü seninle konuşmaktan hoşlanmayacağı aşikar. Neden? Engelledi çünkü. Seninle konuşmak isteyen insan neden seni engellesin ki o zaman? Yüzünü tekrar görmekle ilgilenmiyor. Aksi takdirde zaten engellemezdi. Bu durumda başınızı dik tutun ve onun arzusuna saygı gösterin. Sadece biraz kötü hissedeceksin ve onun sahip olduğu duygular zamanla ortaya çıkacaktır. Ona çaresiz olmadığını göstermelisin. Bütün gün odanda onun aramasını beklemek yerine onun sevgisine ve ilgisine ihtiyacın olmadığını göstermelisin. Belki de sevgilin senin öfke ve acı hissetmeni istiyor. Kendi duygularınızı onun yönetmesine izin vermemelisiniz. Bu oyunu kazanmasına izin verme. O
ona ortak arkadaşlar aracılığıyla mesaj göndermeyin. Artık hiçbir sosyal medyasına veya telefonuna erişiminiz olmadığına göre onunla iletişim kurmak neredeyse imkansız. Ama ortak arkadaşlarınızı kullanarak mesaj göndermelerini istediğinizde bir karmaşa yaratmış olacaksınız. Çünkü kendi karmaşanıza başkalarını da dahil etmeye çalışıyorsunuz. Demek istediğim şu, bu seviyeye düşmeyin. Bunun yerine haysiyetinizi koruyup onu görmezden gelin. Sonuçta mutluluğunuz ona bağlı değil. Başka arkadaşlarla mesaj göndermek ya da farklı bir numaradan aramak onun duygularının değişmesine neden olmayacak. Sorunlarınızı da sihirli bir şekilde çözmeyecektir. Bunu bir fırsat olarak görün. Kendinizi yeniden inşa etmeye, kusurlarınızı görüp bunun üzerinde çalışarak yeni biri olmaya çalışın. Tüm bu kötü enerjiyi hayatınızı iyileştirmek için bir fırsat olarak görün. Yoluna çıkacak başka biri için en azından. Daha iyi biri olmaya çalışın. Güveninizi, fiziksel görünümünüzü ve duygusal gücünüzü artırmaya odaklanın. Ona hiçbir şey borçlu olmadığınızı unutmayın. Tekrar temasa geçse bile bunun sizi etkilemesine izin vermeyin. Ayrılığın en iyi ilacı ne biliyor musunuz? Kendinden memnun olmaktır. Onu takip etmeyin. Bazı arkadaşlar engellendikleri zaman başka bir hesaptan o kişiyi takip etme gibi bir hata yapıyorlar. Bu cazibeye kapılmak kolaydır. Bazen arkadaşlarınızın hesaplarının aracılığıyla da onu takip etmek istiyor olabilirsiniz. Güçlü kalıp bunu yapmana da izin verme. Çünkü ilişkinin bitip bitmediğini henüz bilmiyorsun. Hata yapabilirsin. Henüz net olarak göremediğin başka şeyler var. Eğer bu kişi ilk yaptığı hareketse evet biraz tereddüde düşebilirsiniz. Acaba ilişkimiz bitti mi diye soranlar var. Bu ilk yaptığı hareket değilse ve sürekli bunu yapıyorsa bu da iyi değil arkadaşlar. Karşılığında da siz onu engellememelisiniz. Geçmişe takılmak yerine geleceğinize odaklanmalısınız. Yeni birini bulduktan sonra bile kararını sürekli sorgulayacaktır. Evet, duygularını incitti ama ikiniz de olgun bir bireysiniz. Böylesi çocuksu oyunlara başvurmamalısınız. Sevgili arkadaşlar, bu konuyla ilgili videolar devam edecek. Sormak istediklerinizi Instagram adresimden sorabilirsiniz. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.